Herkese merhaba ikinci sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle birlikte uzunluk ölçme problemleri konusunu işleyeceğiz. Bir önceki videomuzda uzunluk ölçme birimlerinin neler olduğunu ve türlerini incelemiştik. İzlemeyenler şuradaki linke tıklayarak videoyu izleyebilirler. Bu videoda bir önceki videoda öğrendiğimiz uzunluk ölçümleriyle ilgili problemler çözeceğiz. O zaman ilk problemimizle başlayalım. Gördüğünüz turuncu kalemin boyu 22 cm'dir. Pembe kalemin boyu ise turuncu kalemden 5 cm kısadır. İki kalemin toplam uzunlukları ne kadardır? Hadi gelin hep birlikte çözelim. Öncelikle pembe kalemin boyunu hesaplayarak başlayalım. Bize soruda turuncu kalemin 22 cm olduğunu söylemişti. Pembe kalemin de turuncu kalemden 5 cm kısa olduğunu söylemişti. Demek ki pembe kalemin boyunu bulabilmek için turuncu kalemin boyundan 5 cm çıkarmamız gerekiyor. Böylece pembe kalemin boyunu bulabiliriz. Yani 22 cm eksi 5 cm eşittir 18 cm çıkar. Pembe kalemimizin boyu 18 cm'dir. Problemde bizden iki kalemin toplam boyunu istiyordu. 22 cm turuncu kalem, pembe kalem ise 18 cm. Kalemlerin toplam boyunu bulabilmek için 22 ile 18'i topluyoruz. 22 artı 18 eşittir 40. Toplam boyumuz 40 cm. Hadi geçelim ikinci problemimize. Gördüğünüz bu kaleme boyları 12'şer cm olan iki kalem ucu eklenecektir. Hadi ekleyelim. Kalemin eklendikten sonraki toplam uzunluğu nedir? Hadi birlikte çözelim. Öncelikle kalem uçlarımı ekliyorum. Öncelikle kalem uçlarının toplam boyunu bulalım. 12 artı 12 eşittir 24. Yani toplam kalem ucumuz 24 cm'miş. Biz önceki problemden kalemimizin 18 cm olduğunu bulmuştuk. O zaman artık kalemimizin yeni boyunu bulabilmek için 18 ile 24'ü toplamamız gerekiyor. 18 artı 24 eşittir 42. Yani kalemimizin yeni uçlarıyla beraber boyu 42 cm'dir. Geçelim 3. problemimize. Burada gördüğünüz defterin boyu 2 karış 3 parmaktır. Bu defteri ölçen çocuğun 1 karışı 12 cm, 1 parmağı ise 1 cm'dir. Bu durumda defterin boyu nedir? Hadi gelin birlikte çözelim. Defterin boyunun 2 karış artı 3 parmak olduğunu biliyoruz. Çocuğun 1 karışı 12 cm ise 2 karışı 12 artı 12'den 24 cm'dir. Şimdi gelelim parmağı hesaplamaya. Çocuğun 1 parmağı 1 cm ise 3 parmağı 1 cm artı 1 cm artı 1 cm'den 3 cm'dir. Şimdi bulduğumuz karış uzunluğunu ve parmak uzunluğunu santimetre cinsinden topluyoruz. 24 cm artı 3 cm eşittir 27 cm. Defterimizin boyu 27 cm. Hadi geçelim diğer problemimize. Her biri 5 cm olan 7 sayı çubuğu yan yana dizilirse toplam kaç santimetre olur? Her bir sayı çubuğunun boyu 5 cm'dir. 7 sayı çubuğunun toplam boyunu hesaplamak istiyorsak hepsini toplarız. 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 eşittir 35. Uzunluğumuz 35 cm oldu. Hadi geçelim diğer örneğe. Şurada gördüğünüz yatağın boyunun çeyreği 6 cm'dir. Yatağın boyu ne kadardır? Biz önceki videolarımızda 4 çeyreğin bir bütün ettiğini biliyorduk. Bütüne ulaşmak için çeyrekten 4 tane olması gerekir. Yani 4 çeyrek bir bütünü oluşturur. Problemde bize verilene göre yatağın bir çeyreği 6 cm'di. Demek ki yatağın diğer çeyrekleri de 6 cm olacak. Gördüğünüz gibi tam 4 tane çeyreğimiz oldu. Bütünü bulmak için 4 tane 6 cm'i topluyoruz. 6 artı 6 artı 6 artı 6 eşittir 24 cm. Yatağımızın boyu 24 cm. Oo arkadaşlar, ne kadar soğuk bir gün. Burada pazartesi günü 17 cm,
Salı günü ise pazartesi gününden 8 santim daha fazla kar yağmıştır. 2 gün toplam kaç santimetre kar yağmıştır? Hadi gelin birlikte bulalım. Biz pazartesi günü 17 santim kar yağdığını biliyoruz. Salı günü ise pazartesi gününden 8 santim daha fazla kar yağdığını da biliyoruz. Demek ki salı günü yağan kar miktarını bulabilmek için pazartesi günü yağan kar miktarına 8 santim daha fazla eklememiz gerekiyor. 17 artı 8 eşittir 25. Salı günü 25 santim kar yağmış. Bize soruda pazartesi ve salı günleri toplam kaç santimetre kar yağdığını sormuştu. Yani pazartesi günü yağan kar miktarı ile salı günü yağan kar miktarını topladığımız zaman toplam sonuca ulaşırız. 17 santim artı 25 santim eşittir 42 santim. Problemleri çözdük. Bir konunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.